Sevgili dostlar, merhabalar efendim, hoş geldiniz Akit TV'ye ve Kayıt Dışı Tarih programımıza tekrar tekrar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler, her zaman, her sabah, cumartesi, her gün cumartesi, biraz tereler, cumartesi günü. Biraz terelerli. Yoldan mı geldiniz? Grip, yok. Grip, bugün bütün gün yattım. Efendim, Mustafa Bey kusura bakabilirsiniz, bakmayın. salgınlar var, aman kendinize de dikkat edin. Efendim, Kayıt Dışı Tarih her cumartesi olduğu gibi aynı saatte, saat 20.30 kertesinde yine Mustafa Armağan'la birlikte tarih konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz içimizin yıllar boyu derdi Kudüs ve Kudüs'ü bugünkü hale getiren Siyonizm üzerine de duracağız. Ama önce bir iki bir şey göstermek istiyorum. Akit gazetesinde yayınlandı şu haber. Şu monitör çalışmayacak mı? Ben belki göremezsiniz diye. Ha, sen görüyor, yönetmen görüyor da ben göremiyorum. Problem orada. Efendim. Şimdi burada özet olarak diyor ki eski ABD başkanlarından Nixon'ın danışmanı Dixon diyor burada, Robert, Osmanlı'nın bilgeliğine ihtiyacımız var diyor. Bu Akit gazetesinin sür manşeti. Aynı gün Türkiye gazetesinde de manşet aynı konu. Çünkü çok önemli bir şey. Altı çizilecek sözler. Osmanlı bilgeliğine dönmeliyiz. Osmanlı bilgeliğine dönmeliyiz. Mustafa Bey, birazcık bunu konuşalım da eyvallah, öyle geçelim. Yani bu konuda sadece Araplar pişman değil, sadece biz pişman değiliz. Yani bütün İslam alemini kaybetmiş olmamız aşağı yukarı dünya barışını tehdit eden bir konuma geldi. Batılılar nereye girdilerse kan ve gözyaşı bıraktılar. Evet. Biz nereye gittiysek huzur beraberimizde geldi. Bu çok önemli, altı çizilecek bir şey ama şu cümleyi lütfen müsaade edin okuyayım. Eski başkan Nixon'ın danışmanı Batı'nın hatalarını anlattı. Dünya barışı için Osmanlı modelini tavsiye etti. Birazcık bu bilgelik ve model üzerinde ben bir iki bir şey söyleyeyim. Evet, buyurun. Şimdi Osmanlı modelinin ne olduğu malum. Sömürmeye gitmiyor. Sık sık Cumhurbaşkanımızın hatırlattığı da bu zaten. Sömürmek için gelmiyoruz. Kazan kazan modeli diye geliştirdi. Osmanlı modeli tam da bu. Gittiğimiz yerlerin insanlarını da kalkındır. Kendin de kalkın ama asla orayı sömürme. Hatta bazı milliyetçilikte hassas kardeşlerimiz keşke sömürseydik. Diyorlar keşke, değil mi? Sömürseydik ama herkesin ahirette vereceği bir hesap vardır, evet, o keşkenin altında. Osmanlı buna inanıyor diye söylüyorum. Bugünkü evet, ekonomik modelle bunu kabul ettirmek çok zordur. Bugünün homo economicus insanına bunu anlatmak gerçekten zordur ama Osmanlı dünyayı ahiretin tarlası olarak algılıyor. Zaten buyruktu o aynı zamanda. Öyle baktığı için insan insandan üstün değildir. Bugün sen, yarın ben. Hatta savaş sonralarında yendikleri düşmanı teselli etmek için mesela Sultan Alparslan'dan başlayın Yıldırım Bayezid'e kadar, efendim bugün bize, yarın size. Hatta Yavuz Sultan Selim'in Kansu Gavri'yi tesellisi filan. Bugün biz, yarın siz. Mahsul olma, mahcup olma, iyi savaştın falan diyerek. Bu kadar da mütevazı. Şimdi bilgelik, sevgili dostlar, bunun üstünde gerçekten durulması gerekiyor. Sadece bilgi ile bilge olunmaz. İçinde evvela iman olacak. Evet. Yani ahiret var, duygusu ve düşüncesi içinde yaşayacaksınız. Efendim, ilim olacak, irfan olacak, hikmet olacak. Efendim, onun ötesinde nezaket, nezafet, nezahet, adalet, iffet, adab, edep, bunların tümünü kucaklayan ve kuşatan bir terkiptir. Bilgelik terkibi. Bugün işte o Asım'ın nesli
diye tanımladığımız, hasretle yad ettiğimiz, devlet başkanı çapında sık sık dillendirdiğimiz konu bu konu. Bir de Osmanlı modeli diyor. Yani sömürüye dayanmayan bir model. Evet. Enteresan bir şey var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Bütün problemlerin sen çalış ben yiyeyim düsturundan çıktığını söylüyor. Yani o Batı felsefesindeki hayat mücadeledir, cidaldir anlayışı var ya. Hayata mücadele, savaş nazarıyla baktığınız zaman o ister istemez altta kalanın canı çıksın sonucu çıkıyor. Oysa İslam düşüncesinde, tefekküründe hayat muavenettir diyor. Bütün kainat birbiriyle yardımlaşarak gidiyor. Şimdi bu bilgelik ve model üzerine ne söylemek istersin? Şimdi tabii Osmanlı modeli Batı'da şu anda bu çok kültürlülük, çok kültürlü toplum tartışmalarında bir ders olarak okutuluyor. Yani ben mesela burada bizi seyredenlere gerçi hemen kağıt kalem alın yazın demeyeceğim ama hani Wilkimlicka diye bir akademisyen var, Amerikalı akademisyen. Bu Wilkimlicka'nın kitabında, Çok Kültürlülük adlı kitabında bir bölüm Osmanlı'ya ayrılmıştır. Bu uluslararası ilişkiler üzerine yazılmış olan bir kitap. Yani tarihçi falan değil bunlar. Yani tarihle ilgili bir kitap yazmıyor adam. Dünyada çok kültürlülük adına daha önceki tecrübeleri anlatırken bir bölümü de Osmanlı'ya ayırıyor. Osmanlı hangi bakımdan başarılı oldu, ne bakımdan başarısız oldu, bunları tartışıyor. Şimdi bizim acaba okullarımızda, inşallah şimdi geçen ziyaret ettim İbn Haldun Üniversitesi gibi, yine Recep Şentürk Bey rektör, Medeniyet Üniversitesi gibi ki İhsan Karaman Bey rektör. Bu üniversitelerin programlarına ve yapılanmalarına baktığımda biraz ümit var olmaya başladım. Belki bu tip okullar kanalıyla bizim Osmanlı modelini sadece tarihçilik açısından değil, farklı disiplinler açısından, siyaset bilimi, belki uluslararası ilişkiler, diplomasi gibi alanlarda da okutmak gerekir. Dolayısıyla bu karşımızda muazzam bir laboratuvar var. Bu laboratuvarın içine girecek olan nesiller mutlaka çok noktalar bulacaklardır. Gerçekten çarpıcı noktalar bulacaklardır. Ama maalesef bu inkar fırtınası 1920'lerde başlayan ve neredeyse diyelim 90'lara kadar devam eden, şimdi bir parça bu fırtınanın dindiğini görüyoruz. Bu inkar fırtınası bizi, tarihimizi sadece tarih geçmiş gitmiş bir hadise yığını, yani bir bugüne gelecek bir şey gibi değil. Halbuki biz tarihi niçin bir televizyon kanalında konuşuyoruz? Normalde tarih amfilerde, kütüphanelerde, dershanelerde, üniversitelerde okutulması icap ederdi ki ona da ben bir itiraz getireceğim birazdan ama televizyon programlarında, gazetelerde, işte siz tarih yazıyorsunuz, biz tarih dergisi çıkarıyoruz. Kamuoyuyla, toplumla niye tarih bu kadar buluşmaya çalışıyor? Çünkü çok uzun yıllar bu bağlantı kesilmiş durumda. Dolayısıyla bizim Osmanlı tecrübesinden, ki ondan önce bir de Selçuklu tecrübemiz var, bugüne getireceğimiz, bugün gündeme getireceğimiz, tartışacağımız o kadar çok şey var ki, bu Amerikalı danışmanın, ki profesör zannediyorum kendisi değil mi? Evet. Akademisyen. Söylediği şey bizim kulağımıza küpe olmalı. Şimdi 1983 ya da 1984 yıllarında o zaman Amerika'nın başkanı Ronald Reagan. Ronald Reagan bir açıklama yapıyor. Bir Chicago'da, bir de bir başka yerde iki konuşma. Ve bu konuşmalar, ben baktım, bizim basınımıza dahi yansımamış. 1980'lerin Türkiye'sinden bahsediyoruz. Magazin değil ki. Evet. Magazin olsa yansırdı. Artistiyle ilgili bir şey bulsalardı, bir dedikodu mutlaka çıkarırlardı. Bunu ben daha sonra Amerikan Kütüphanesi'ne ve diğer yerlere başvurup o... Fakat şu da bir gerçek, bakın sözü uzatır gibi oluyorum ama... Amerikan başkanlığının ağzından çıkan her
söz, her konuşma, her demeç kitaplaşıyor. Mesela Reagan'ın bütün konuşmaları 30 cilt ise 30 cilt. Peş peş. Mesela o bitti. Bir cilt Suudi olacak Arabistan malzeme çıktı. Kralına dediğiyle kitaba girer mi? Sizi biz koruyoruz, bedelini ödeyeceksiniz. Trump'ın eğer bu bir resmi açıklama ise mutlaka daha sonra kitaba girecektir. Yani bunlar ansiklopedi gibi yayınlanıyor. Vah o zaman. Ben mesela Menderes'in bütün konuşmalarını bir arada bulamıyorum. Menderes, yani 10 yıl bu adam konuştu. Mecliste konuştukları var. Gazetecilere verdiği demeçler var. Çeşitli yerlerde, mitinglerde yaptığı. Bunları mesela toplasak en azından derli toplu bulmuş oluruz. Neyse lafı dağıttım. Bir de bizimkiler hatıra falan da yazmıyorlar. Öyle güme gidip gidiyor. Maalesef yani bunu mesela Demirel yazacak falan diye çok gitti o da. Söylediler. Yazsa da ne yazacak? Yani gerçeği yazar mı? İtiraf eder mi? Hiçbir hatıra sahibi ayranım ekşidir demez. Kural budur. Ben yazsam ben de demem. Sen yazsan sen Rıza de demem. Nur hariç. Rıza Nur, evet, o aşmış yani. O ölüm yıldönümü biliyor musun? Bugün 8. Ha, 2 gün sonra. 2 gün sonra. Yani Rıza Nur'un hatıratı, tamam benim de katılmadığım bazı açık saçık şey yerler var, müstehcen yerler var ama adam kendisi hakkında o kadar açık ve utanılması gereken şeyleri yazıyor ki diğer konularda yazdıklarını insan inandırıcı buluyor. Belki de bunları öbür taraftaki söylediklerini inandırıcı bulsunlar diye mi yazdı? İnsanın aklına o da geliyor ama yani çok bir insanın saklaması gereken birçok mahrem bilgiyi de orada aktarıyor. Neyse şimdi biz Reagan'a dönelim. Reagan 1983 ya da 84 yılında iki konuşma yapıyor ve bu konuşmalardan söylediği şey şu: ey Amerika halkı, biz bir vergi reformu yapacağız. Bu vergi reformunda vergileri düşüreceğiz ve bunu tabana yayacağız. Vergileri düşüreceğiz. Fakat bir takım ekonomistler bunun yanlış olduğunu, vergileri düşürmenin devleti zayıflatacağını söylüyor. Hayır efendim, devlet vergileri düşürdüğü için zayıflamaz. Bundan 600 yıl önce İbni Haldun, Mukaddime adlı kitabında aynen bunu söylemiştir, diyor. Evet. Reagan söylüyor bunu, bakın. Ronald Reagan, İbni Haldun'u Amerikan halkına, dünyaya duyuruyor. Diyor ki, İbni Haldun demiştir ki mukaddimede, vergilerin yüksek olması devletin lehine gibi görünür baştan, ama halkın elindeki parayı, sermayeyi İmkanlı. Devlet çekeceği için halk fakirler. Halk fakirleştikçe belki oran olarak daha yüksek vergi alır ama hasılat olarak daha düşük alır. Dolayısıyla üretim düşeceği için ne kadar vergiyi yükseltirse o kadar geliri azalacaktır. Toplam cebine giren devletin geliri azalacaktır. Tam tersine vergiyi düşürdüğünüzde halkın elinde kalacak bu para, halk bunu yatırıma dönüştürecek. Yatırıma dönüştükçe miktar olarak daha az vergi aldığınız halde yekün olarak devlete daha fazla istihdama gidecek bir bölümü. Evet. Bunu diyor, bugün biz Amerikan halkına ya da bir takım uzmanlara anlatamıyoruz, fakat 600 sene önce bir Müslüman düşünür İbn Haldun bu meseleyi böyle gündeme getirmiş ve tamamen katılıyoruz, biz de aynısını uygulayacağız diyor ve bunun belgelerini ben buldum, yayınladım. Müslüman ekonomistler faizsiz sistem üzerine kafa patlatmıyor da ondan. Yani işin içine faiz girdiği zaman onun katlandığını söylüyoruz. Bunlar da söylüyor. Evet. Ama gelen uygulamaya geldiği zaman o alışılagelmiş düzenin dışına bir türlü de çıkamıyoruz. Bu da hem enflasyon üzerine baskı yapıyor, efendim kur üzerine baskı faiz yapıyor, halkı fakirleştiriyor, maliyetleri yükselttiği için alım gücünü düşürüyor, istihdamı düşürüyor falan. Sayın Cumhurbaşkanı da sürekli, fakat ne zaman bu dillendirilse ilginçtir, Türkiye krize giriyor. Çok uzun bir zaman Cumhurbaşkanımız bu faizlerin yüksek oluşundan
Şikayet etti. Şikayet etti. Merkez Bankası'yla kavga etti. Sonunda maalesef yükseldi. Evet. Yani bu sefer döviz krizine sokularak yükseltildi. Evet, bu konuyu kapatacağız. Ama yani bu noktada benim özetle söyleyeceğim şey, kendi değerlerimize hor bakmayalım. Kendi tarihimize, kendi kültürümüze ve onlardan yararlanalım. Yani bunları sadece böyle bir eski zaman halısı gibi duvara asıp aman ne güzelmiş değil. Onların fikirleri, duyguları, felsefeleri bugünkü tartışmamıza dahil olsun, tıpkı Reagan'ın İbn Haldun'u güncellemesinde olduğu gibi. Tabii İbn Haldun'u kaçımız okuduk, o ayrı, evet, bir konudur. Bütün problem de epey buradan çıkıyor problemler. Bir danışmanı var, o danışmanı İbn Haldun uzmanı, evet, Reagan'a oradan geliyor. Bunları şey yapmış, oradan geliyor. Okutmuş yani bu kitap. Oradan geliyor. Danışman deyince Türkiye'de ekonomik meselelerde bir danışman şirketle anlaşmıştı ama evet, bugün Cumhurbaşkanı üstünü çizdi. Yani İyi de oldu. Bir taraftan yerli ve milli, bir taraftan da yabancı olmuyordu. Bu çarpık bir durumdu ve burada Abdurrahman Dilipak Bey'e şükranlarımı sunmak istiyorum. O bu mesele üzerinde çok yazdı, çizdi ve evet. Haklı çıktı. Onun için buradan selamlarımızı da gönderiyoruz kendisine. Bir küçücük bir şey daha, gazeteler, Hürriyet Gazetesi'nin sür manşeti 95 yıl sonra ilk kez diye veriyor. Bu gazete okuma şeyine dönecek gitgide de. Ben ilginç buluyorum. Atatürk'ün mührü, Lozan belgeleri sergileniyor bir kısmı. Şeyde galiba İngiltere'de. Paris'te, Fransa'da. Orada da Atatürk'ün Lozan'a bastığı mühür de sergileniyormuş. Ha, bu tasdik. Tasdik, evet. Mühürü. Kabul mühürü. İlk defa oluyormuş bu. Ve 5 Ekim'de de o sergi açılmış. Ve ilginçtir. 9 Ekim'de 1942 Rıza Nur'un, yani Murahhas, ikinci baş murahhas, evet, Rıza Nur'un Lozan'da İsmet Paşa'nın yardımcısı olan Doktor Rıza Nur'un vefat yıl dönümü, onu çağrıştırdı. Yani o da yanlış biliniyor, yardımcısı değil. Yani İsmet Paşa patron, o ikinci değil. Yani iki tane murahhas gönderiyoruz. Evet. Evet. Birisi baş murahhas, birisi ikinci murahhas. İkisi de bakan. Yani evet, ikisi de müzakerelere katılıyor. Evet. Yani yer yer İsmet Paşa, tamam, onun bir kıdem şeyi var ama Rıza Nur onun yardımcısı değil. Yani bir neredeyse kıdem altta. Eşit, bir tık yukarıda öteki. Şimdi Mustafa Bey, geldik esas meseleye. Ya bunları taattül edelim sevgili dostlar. Öyle sadece sosyal medyada dünyaya nizam vermekle olmuyor bu işler. Bunlarla konuşalım. Ayrıca bize yazabilirsiniz sorularınızı. Akite neydi sorun. O? Akite. Sorun. Hashtag. Sorun. Evet. Şimdi efendim. Bekliyoruz. Kabe ve Mescid-i Nebevi ile birlikte Efendimizin ziyaret tavsiye ettiği mescitlerden biri de Aksa Mescidi. Evet. Kudüs bizim hem dini kültürümüzde hem milli kültürümüzde çok önemli bir yer tutuyor. Bunu herkes biliyor. 637'de Hazreti Ömer tarafından fethediliyor. Ondan sonra orada bir sürü macera, bir sürü sıkıntı. Ve burada tek konunun altını çizeceğim. Sonra belki ayrıntıya gireriz de. Hazreti Ömer'in oradaki Hristiyanlara ve Yahudilere hitaben yayınladığı bir emanname var. Tarihçiler emanname diyor. Evet. Bu özgürlük belgesi olarak Türkçeleştirebileceğimiz bir belgedir. İlk insan hakları belgesi de diyebiliriz. Efendimiz'den sonra, yani Efendimiz'in irtihalinden sonra aleyhissalatü vesselam'a yayınlanan. Ondan sonra da Osmanlı padişahları fethettikleri beldelere, bölgelere bu tür amennameler vermeyi alışkanlık haline getirdiler. Yavuz'un vardır, Fatih'in vardır vesaire. 637 Hazreti Ömer efendim ve bir amanname. Enteresan olan şu, bir konuşma yapıyor Mustafa Bey. Evet. Hazreti Ömer oraya girdiğinde, girişi de aslında onu bulmaya çalışıyor. Önemli bir hikaye. Önemli bir olay. Kıyamet Kilisesi'ndeki o Kamame Kilisesi diyorlar değil mi oraya?
Kıyame. Kıyame, Kamame. Evet. Hazreti İsa'nın oradan döneceği filan varsayılıyor Hristiyanlarca. Yaptığı konuşmada diyor ki Hazreti Ömer girişinde İlyalılar diyor. Ey İlyalılar, bundan sonra lehimize olan lehinize, aleyhimize olan aleyhinizedir. Hı hı. İnsanlık açısından bir eşitlenme oldu mu burada? Yani ben zarar edersem ancak zarar edersiniz. Ben kar edersem siz de kar edersiniz tarzında. Ve o kiliseyi ziyaret ediyor. Evet. Mescid-i Aksa'nın arsasını mahvetmişlerdi, yıkmışlar, çöplük yapmışlardı. Eteğine çöpleri doldurarak temizledi. Temizliyor. Ve ondan sonra da gene bir süre sonra şeyler geliyor, Haçlılar geliyor. Ondan sonra Selahaddin Eyyubi 2 Ekim 1187'de ve Badehu'da Yavuz Sultan Selim. Şimdi bunlardan meskut geçilecek bir tarafı yok. Fakat biz bunları teferruatıyla konuşursak birkaç program olması lazım. Evet, bir tarafından başlayalım o zaman. Ama bir tarafından başlayalım. Şimdi Hazreti Ömer'in gelişi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orayı dert edişi, Miraç hadisesi inancımıza göre orada vuku buldu. Ve halen Kamame Kilisesi'nin ya da Kıyame Kilisesi'nin anahtarının Müslüman bir ailede bulunması padişah fermanıyla öngörülmüş. Hala merdivenin o kubbenin orada durması, demir merdivenin. Orada rivayete göre Abdülmecid mi ne bir ferman göndermiş, kavga ediyorlar. Avluyu ben temizleyeceğim, yok sen temizleyeceksin, evet. İçini ben temizleyeceğim. Hristiyan mezhepleri var ya, ben daha sevap alacağım, sen daha tabii papazlar var orada, birbirlerine giriyorlar sık sık. Padişah da bir ferman gönderiyor. Efendim, Katoliklerin alanı şurası, Ortodoksların alanı şurası. Herkese yerini belli ediyor. Hepsine yerlerini tek tek parselliyor derken yukarıda bir Ermeni papaz varmış o arada. Cam siliyormuş, merdiven uzatmış. Dediler ferman geldi, in aşağı, orası bize ait değil diyelim. Ortodokslar yapacak o işi. Adam merdiveni bırakıp iniyor, o merdiven orada. Ben gördüm. Evet, ben de gördüm. İlginç bir şey ama bu. Yani şimdi İstanbul'dan ferman gönderecek birine ihtiyaç var ki o merdiven kalksın. Farkında olmadan hala itaat halindeler yani. Çünkü 400 sene kalmışsınız. Dile kolay bu. Ve kanla, gözyaşıyla, ölümle, sefaletle anılan bir 400 sene değil bu. Değil ya, barış. Yani çok uzun bir zamandır o bölgenin, ki Memlükler döneminde bazı karışıklıklar yaşandığını da biliyoruz. Evet. Yavuz Sultan Selim'in gidip oraya sancağını uzatmasıyla birlikte Kudüs tarihinin en sükunetli, en huzurlu dönemlerinden birisini. En müreffeh. Aynı zamanda ekonomik olarak da. Yaşıyor tabii. Kanuni Sultan Süleyman'ın o surları falan ne muhteşem ya. Surlar, havuzlar, sular getiriyor. Hürrem Sultan Kudüs'e su getiriyor. Su kanalları açtırıyor, havuzlar yaptırıyor. Kanuni Sultan Süleyman şehrin içerisinde bir sürü çeşme yaptırıyor hala. Süleyman çeşmeleri diye. Kanuni'nin su ile bir ilişkisi var. Evet. İstanbul'da da maalesef o... O Kağıthane filan taraflarına da getiriyor. O şeyi var. Mağlova kemerini yaptırıyor. İstanbul'a hamam, su getiriyor. Çok fazla hamam yaptırdı. Aynı şehir hamamları. 40 çeşme sularını getiriyor şehre. Çeşme, evet. Maalesef onları yıkmışız. Unkapanı caddesini açarken o... Sağ tarafta inerken... İyi, Sinan'ın kemerini bıraktıklarını şükür. Evet, o. Şimdi böyle bir dönem, Osmanlı dönemi. Dolayısıyla bu dönemin maşeri hafızadan kolay kolay silinmesi mümkün değil. Ve bu 1917'ye kadar devam ediyor. Şimdi bir de geldikten sonra, yani Osmanlı gittikten sonra, İngilizler geldikten sonraki 100 yıla bakıyorsun. Yani bu 400 yıl... Huzur içinde, sükun içinde, Yahudisi içinde, Hristiyanlar içinde, bu bahsettiğiniz mezhepler içinde, Müslümanlar içinde tabii ki, ama
Gittikten sonra ne oldu? Bugün en sıkıntılı yaşayan milletlerden bir tanesi elbette Müslümanlar ama öbürü de Hristiyanlar. Bugün Hristiyanlar tamamen topraklarının gasp edildiğinden, kiliselerinin, arazilerinin gasp edildiğinden, kendilerine rahat yüzü görmediğinden şikayetteler. Şimdi böyle arkasından da kanlı ve kinli bir dönem başlayınca Osmanlı dönemi belki olduğundan da daha parlak ve şaşalı görünüyor. Evet. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Bayan Golda Meir, İsrail başbakanlarından bayan, dördüncü başbakan. Şöyle bir cümlesi gazetelere geçmişti. Osmanlılar burada 400 sene bir çavuş 15 yeniçeriyle kan dökmeden hakimiyet kurdular, yönettiler, kurtla kuzuyu yürüttüler. Biz niye başaramıyoruz? 40 senedir geldik, 40 senedir de kan attık. Atom silahlarıyla geldik. Her şeyleriyle. Biz onlarda olup da bizde olmayan şey o sözlerimin girişin. Osmanlı bilgeliği. Osmanlı bilgeliği. Osmanlı bilgeliği. Evet. Maharet yani. Biz bir şeyi zannediyoruz böyle. Buradan Mısır'a gidiyor Yavuz Sultan Selim. Çölü geçiyor. Nasıl olur? İşte insan hafızası almıyor, hafızası almıyor. Zayiatı da yok. 13 günde geçiyor falan. Hı hı. Bakıyorsunuz müthiş bir lojistik var. Müthiş bir planlama var. Halbuki bizim ders kitaplarına bakın. Osmanlı kılıç kalkan ekibi oraya giriyor, kesiyor, talancı giriyor, asıyor. Ya kılıçla fethedebilirsiniz. Ama 400 sene kalamazsınız kardeşim. Kılıcın üzerine oturamazsınız. Orada işte bilgelik lazım. Adam tam nirengi noktasına vurmuş. Darısı bizimkilerin başına diyelim de. Ne diyelim başka? Evet. Evet, Hazreti Ömer gelince bir soluk alıyor Kudüs. Yani Müslümanların hakimiyetinde. Evet. Çünkü yayınladığı amanname ashab tarafından imzalanmış. Hazreti Ömer iki amannameyi yayınlıyor. Efendim, yönetmen bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Hiç anlayamadım. Ha, reklam. Başkan ne der yönetmen ki reklam? Efendim, sorularınızı bekliyoruz demiştik. Şimdi biz reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra Hazreti Ömer'in yayınladığı insan hakları belgesi. Bu daha sonra Selahaddin Eyyubi tarafından teyit edilecek. Yavuz Sultan Selim tarafından teyit edilecek. Amanname, özgürlük belgesi ama önce reklam. Tekrar merhaba sevgili dostlar. Artık kekelemeyeceğim. Şimdi size söz veriyorum. Kudüs'ü konuşuyoruz. Kudüs ve Siyonizm tabiatıyla ilk akla gelen ama biz hep yakın tarihini biliyoruz. Biraz da geçmişinden, ilk fethinden söz ettik Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer'in Mescid-i Aksa'ya barış içinde girmesi de çok enteresandır. Çünkü içeriden şu Haçlı devleti var orada. Sofonius diye bir adam, onların reisi. Hı hı. Diyor ki halife gelirse anahtarları teslim ederim yoksa ölesiye savaşırım. Kan dökülmesin diye efendim Hazreti Ömer biniyor Medine'den gidiyor Kudüs'e ve şehir anahtarlarını teslim alıyor, içeri giriyor. Girdikten sonra dediğimiz çalışmaları yapıyor. Ve Kıyamet Kilisesi'nde bir hadise var. Bu hikaye diye anlatılır ama efendim Taberi'de, Yakubi'de, Belazuri'de, İbnül Esir'de, daha da ötesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Abdullah el-Tel komutanlardan Kudüs'te bir Hristiyan mabedinde eski ve önemli bir Yunanca tablet buluyor. O tablette de bu yazılı. Olay şu. Kısa özetleyeceğim. Evet, siz konuşurken ben onun aslını, Hazreti Ömer, Arapça aslını göstereyim ekranlara. Evet. Buyurun. Hazreti Ömer kiliseyi geziyor. Orada Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği rivayet edilen yerde yapılmış. Kıyamet Kilisesi, ya da Kıyamet Kilisesi. Oradan döneceği de rivayet ediliyor. Orada gezerken ikindi namazı geçiyor. Acele ediyor Hazreti Ömer. Başrahip de diyor ki Sofronius, efendim burada kılın diyor.
o kıble tarafına bir seccade getirtiliyor, serdiriyor. Hazreti Ömer diyor yok dışarıda kılıp geleyim. Papaz ısrar ediyor içeriden, içeride kıl. Burası da mabettir falan diye. Papaz diyor Allah'ın evidir burası da. Allah'ın evidir falan diyor. Hazreti Ömer en sonunda ya Ömer biz devletimizi verdik siz iki dakikanızı vermiyor musunuz bize diyor şimdi. Bu Hazreti Ömer'e dokunuyor ve içinden geçeni söylüyor. Ben diyor nerede namaz kılsam olur, yeryüzü mescit benim için inşallah olur. Lakin ben burada bir iki rekat namaz kılarsam ben Peygamber Efendimiz'in halifesiyim. Tutarlar benden sonra gelecek halifeler benim gibi olmayabilir. Ömer burada namaz kılmıştı diye kilisenizi camiye çevirir. Hazreti Ömer camiyi yapar. Hazreti Ömer camiyi yapar. Ondan sonra bu kutsal mabedinizden mahrum kalırsınız. Ben bu hassasiyetten dolayı dışarıda kılmak istiyorum diyor. Papaz bunu anlıyor. Hazreti Ömer dışarıda namazını eda ediyor. Orada şimdi bir Ömer Mescidi var gerçekten. Onun karşısında. Hemen karşısında bir cami var. Cami kilise. Aynı avluya açılıyor. Birbirlerine bakıyorlar. Yakınlarında da bir havra diye hatırlıyorum. Şimdi tabii hakikaten barış getirdiler ki orada cemaatler dağılırken mesela birbirlerine girmiyorlar. Tebrikleşiyorlar, gidiyorlar falan. Böyle bir alem meydana getirmiş. Bu hassasiyete binaen Hazreti Ömer bir amanname yayınlıyor. Amannamede çok ilginç maddeler var sevgili dostlar. Hepsini okumam uzun. Mustafa Bey oradan Derin Tarih dergisinden aslını gösterdi. Tam, evet, aslı bir daha gösterirsek iyi olur. Özet olarak diyor ki özgürsünüz şöyle diyor. İçeridekiler içeride kalabilir, istedikleri gidebilirler. İşte gidenlere daha önce, savaştan önce gidenleri geri çağırabilirler. Burada bizim yönetimimizde daha rahat ederler. İşte kiliseleriniz korunacak, papazlarınız korunacak falan vesaire. Tam 21. yüzyılda bile gerçekleştiremediğimiz ötekine hakları daha o dönemde 637 yılında Hazreti Ömer getiriyor. Zaten Osmanlı padişahlarının amanname yayınlama töresi de kanunu da Hazreti Ömer'i takliden böylece başlamış oluyor. Sonra tekrar Haçlılar geliyor değil mi? Şimdi süreç Kudüs'ün 1099 yılında Fatımi Devleti'nin elinde o tarihte Kudüs. Bir Haçlı Savaşı arkasından Kudüs'te Haçlı Kudüs Krallığı kuruluyor. 1099'dan 1187'ye kadar ki bu 88 sene. 88 sene tekrar Hristiyanların eline geçiyor. Bundan sonra Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethediyor. Ondan sonra bir kısa bir süre yine bir Haçlılar tarafından 20-25 yıl kadar ele geçirilse de esas itibariyle artık Müslümanların hakimiyetinde kalıyor. İkinci Haçlı Seferi Şam'dan dönüyor. Üçüncü, evet, dördüncü, 1260 beşinci yılı itibariyle de Memlüklere 1516'nın son günlerinde de Osmanlılara geçecek. Böylece Kudüs 1917'ye kadar gelecek. Şimdi orada oldu. Gene şey evet. Devam ediyor sanat. Ya 1917'ye kadar bu 1400 küsur yıl Kudüs bizde Osmanlı hakimiyeti altında. Sonra alem girecek oraya 17'de. Evet. Öyle. Şimdi senle 17'yi bir konuşalım ama acaba bu Kudüs'ün neden bizim için önemli olduğunu şöyle maddeler halinde anlatsak. Olur. Bir olur. Alt yazı da geçme imkanı burada olur. Burada bir ayrıntıyı gene vermeme izin verir misin? Buyurun. Burada enteresan nokta gene 600 bin kişilik bir Haçlı ordusu Selahaddin'le savaşıyor. Ve aslan yürekli Richard falan var şeyde. Meşhur İngiliz kralı. Biz aslan yürekli diye yazıyoruz ya ders kitaplarımıza. Evet. Kendi padişahlarımıza sarhoş, ayyaş, hain, kızıl sultan derken elin adamına bir de güzel Filip var. Bir de büyük İskender var.
Bunları böyle okutuyoruz, onları büyütüyor. Bizden olanları küçültüyoruz, yerli malına da aynı muameleyi yapıyoruz. Çünkü bize pompalanan bir aşağılık duygusu var. Önce ondan bir kurtulmamız lazım diye söylüyorum. Tarihte de yerli malı logosu koyalım mı acaba? Ha, yani bilmiyorum yani, artık. Şimdi bilmiyorum. Var ya böyle kanun çıktı. Avrupa'nın en namlı komutanları geliyorlar o Haçlı ordusuyla ve yeniliyorlar. Geri dönüyorlar. Bir de Portekiz projesi var 1507. Mekke Medine'ye kadar girmeye çalışan. Anlatmak ister misin? Yavuz dönemi tabii bambaşka bir destan yani. Onu ben Portuguese in India diye bir İngilizce kitap var. 1000 sayfa. O da birinci cildi daha. Adam 1000 sayfa yazmış. Hint okyanusunda Portekizliler diye. Türkçe'ye çevrilmesini bırakın. Bakın bir de böyle farkında değil. Fikri fakirliğimiz var. Türkçe'ye çevrilmesini bırakın. Türkiye'de hiçbir kütüphanede olmayan bir kitap. Sadece Bilkent'te var bu kitaptan. Ben de Bilkent'ten rica minnet telefonla ilgili sayfaların fotokopisini aldırdım. Maalesef bu önemli kitap Türkiye'de kütüphanelerde yok. İnşallah Cumhurbaşkanımız kütüphaneyi açarsa Beştepe'deki oraya bir nüsha temin etmeye çalışalım. Çünkü ben bulamıyorum da yani çok eski bir kitap ama çok önemli. Şu bakımdan önemli kitabı, izini ben takip ettim. Mesele şu, Yavuz Sultan Selim Mısır seferini niçin yaptı? Suriye seferini niçin yaptı? Hep aklımıza bir sorudur. Yani Sünni bir devletin üzerine hücum etmek ya da savaş açmak caiz midir diye bir genel soru var. Bu sorunun cevabı da burada yatıyor. Bu kitapta bir mektup var. Bu mektup Portekiz'in Hint Okyanusu komutanı, hani bu keşif seferleri sırasında gelip Hint Okyanusu'na giren Afonso Albuquerque isimli komutan, bir sene önce Cidde Limanı'na 1515 senesinde bir hücumda bulunmuş. Cidde Limanı'na ele geçirilecek fakat son anda bizim Anadolu'dan da o tarihte de böyle Rumi dediğimiz gönüllü elemanlar gidip Memlüklere yardım etmiş. Hatta Selman Reis var, amiral. Selman Reis de orada. Ve böylece o sene Portekizliler, bakın 60 kilometre Mekke'nin yakınında olan bir liman şehrinden bahsediyoruz. Cidde'yi ele geçirmek üzereler ve Memlükler bunlara mani olamıyor. Az daha düşmek üzereyken. Deniz kuvvetleri yetersiz. Ve ikinci Bayezid oraya yardım gönderiyor. Oralar düşmesin. Henüz bizim değil. Henüz bizim değilken. Bunun altını çizmek lazım. Düşmesin. Bizim değilken de Osmanlı yine bizim mübarek gibi beldelerle bizimmiş gibi hem bizim para gibi gönderiyor hem gerektiğinde yardım gibi başka yardımlar. İki gemi dolusu gemi yapım malzemesi gönderiyor. O zaman Süveyş kanalı açık olmadığı için bunları gönderip Süveyş tersanesinde gemi yapın, bu Portekizlere karşı ülkenizi savunun diye. Fakat bunu, 30 gemilik malzeme gönderiyor. Bunu başaramıyorlar. Tabii çok Memlüklerin de kriz dönemi. Şeylerin eline geçiyor. Rodos şövalyelerin o gemilerin çoğunu batırıyor. Ha, bir de öyle bir eğer şey var. Şimdi bu şeyin komutanın adını bir daha söyler misin? Yani Afonso Albuquerque. Albuquerque. Evet. Portekizli. Evet. Hint Okyanusu'na gönderdikleri komutan. Orayı işte Malaka Boğazı'nı işgal ediyor, Aden'i işgal ediyor. Önemli Hürmüz Boğazı'nı, Hürmüz Adası'nı işgal ediyor falan. O bölgelerde Portekiz'i üstler Kızıldeniz'de oluşturuyor. Kızıldeniz'e girmeye başlamış. Kızıldeniz'de de çeşitli yerlere şey yapmış. Hatta bu Aden civarından bir yerden Yemen'den girip Mekke'ye yürüme projesi var. Bu projeyi devreye sokuyor. Yani karadan gitmek istiyor. Fakat bunun çölleri aşmak çok zahmetli olduğu için diyorlar ki en iyisi gelelim Cidde Limanı'nı ele geçirelim. Geçirirsek 60 kilometre ileride Mekke var. Böylece
bu işi kestirmeden hallederiz. Cidde düşmüyor 1515 yılında. Bahsettiğim Portugezi'nin India kitabında bir mektuptan bahsediyor. Bu Afonso Albuquerque mektubunda şunu söylüyor. Diyor ki krala, bana Portekiz kralına. Portekiz kralına, evet. Bana bu sene bunu düşüremedik. Gelecek sene yeterli asker, top, tüfek, gemi, para temin ederseniz, gelecek sene yani 1516 yılı için yeni bir harekat düzenleyeceğim. Kabe'yi bile yıkarım diyor. Ve evet, Cidde'ye yere geçireceğim. Cidde'den Mekke'ye ilerleyeceğim ve Mekke'de bunların Kabe dedikleri böyle bir taş var. 1934 tarihli, 31 tarihli ders kitabında da tavla zarı diyor. Tavla zarı maalesef ya. 1931 yani. Yılında lisede olsaydınız sevgili kardeşlerim, Kabe'nin tavla zarı diye tarif edildiğini kendi gözlerinizle okuyacak ve belki de sınava girseniz sizden Kabe nasıl, neye benziyor dediklerinde tavla zarına benziyor diye yazmak. Kimin aklına gelir? Hangi Müslümanın, küp dersiniz, bir şey dersiniz. Yani hangi Müslümanın aklına tavla zarına benzetmek ya gelebilir? Ve bu ders kitabındadır. Lise 2. sınıflarda okutulan ders kitabında, odu da geç. Efendimiz vahiy bölümünde Kur'an ve vahiy diye bir bölüm açmıştır. Orada diyor ki Muhammed'in fikirlerinin toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Hira Dağı'na çıktı. Orada düşündü. Düşündü, bunları yazdı. Düşündüklerini yazdı. Muhammed'in fikirlerinin toplu olduğu kitaba. Şimdi bunlardan geçtik biz. Hani Cumhurbaşkanımız... Bunu böyle Ahmet Efendi'nin yazdığı bir kitap değil ha. Şimdi bunları söyleyince millet aa falan diyor. Yavuz Bahadıroğlu'nu ben konferansta yumurta yağmuruna tutacağız diye kararlar alıyor, ADD'ler falan vız gelir de. Şimdi bu tarih, Türk Tarih Tetkik Cemiyeti, şimdi Türk Tarih Kurumu adıyla bildiğimiz o zaman resmi kurum tarafından anonim olarak yazılmış, daha doğrusu onun imzası atılmış ders kitabından söz ediyoruz. Bunlar öğrencilere okutuldu yıllar boyu. Şimdi onu da inşallah bir gün ders kitaplarını 1930'lardan bugüne konuşalım. Bakalım ne değişmiş ne değişmemiş. Değişmeyenler de var ayrıca. Din-i devlet diye bir şey yaparız oturup. Evet. Şimdi dolayısıyla Yavuz Sultan Selim bu mektuptan haberdar oluyor. Yani bu Albuquerque'in yazdığı Mekke'ye yere geçirme, Kabe'yi yerle bir etme, adeta bir Ebrehe gibi. Kabe'yi yerle bir etme. Ondan sonra da 300 kilometre kuzeye yönelip diyor Medine'ye yere geçireceğim ve Medine'de bunların peygamberinin haşa şeyi var, türbesi var. Bu türbeyi kazıp naaşını çıkarıp Cidde limanından bir gemiye bindirip Lisbon'a götürdük mi oh artık rahatız. Müslümanlık biter. Peygamberleri elimize rehin. Bundan sonra ne istersek bize yapmak mecburiyetinde kalırlar. Adamın bu haince planı... Bu Amerika'nın rehin almasına da benzemiyor Suudileri. Bir de o çağlar. Yani, ya tarih durmadan çağrıştırıyor, ne yapalım ya. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla bu kitapta geçen Albuquerque'in mektubu dehşet verici. Peygamberin mezarının kazılıp naaşının... O kitabı onun için tercüme etmiyor olmasınlar. Yani bilmiyorum artık en sonunda ben edeceğim, ben ettireceğim bu gidişte bu. İyi olur. Türkiye'de bazı şeyler maalesef saklanıyor bu milletten. Yani Yavuz Sultan Selim Mısır seferine ve Hicaz'ı ele geçirmek üzere çıktığı sefere Portekiz'in Mekke'yi ve Medine'yi çizmeleri altında ezme tehdidine karşı bir cevap olarak yapmış. Efendimiz'i kaçırma projesine karşı bir cevap olarak yapmıştır ve bu böyle bilinmelidir. Yoksa Yavuz Sultan Selim de elbette sizin kadar ya da bizim kadar Sünni devlete savaş açılmayacağını bilecek fıkhi bilgiye sahip bir insandı. Ama söz konusu peygamber ise, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise ve onun herhangi bir şekilde bir saygısızlığa uğraması meselesi ise, Kabe'nin
korunması ise Yavuz Sultan Selim. Kimse kusura bakmasın kılıcını çeker ve çölleri de geçer. Bu Yavuz Sultan Selim, çünkü kendisinin bir rüya hikayesi de var. Onu da anlatırız bir gün. Anlatırız. Bu rüyadan sonra Efendimizin kendisini gelip davet ettiği, gelsin Selim bize sahip çıksın dediği söylenince gözlerinden yaşlar dökülüyor ve şunu söylüyor. Elhamdülillah bize vazife verilmiş. Biz memur edilmediğimiz hiçbir işe gitmedik. Demek ki vazife verildiyse sefer açmamız gerekiyor. Tez sefer hazırlıklarına başlana. Şimdi bu rüyayla şu mektubu bir araya getirdiğimizde karşımıza bir gerçek çıkıyor ki. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in asıl niyeti ortaya çıkmış oluyor. Yavuz Sultan Selim bir İttihad-ı İslam vardır yüreğinde. İki Peygamber Efendimizin emri vardır. Rüya talimatı. O rüya anlatan aşağı yukarı birinci ağız olduğu için hiç yabana atılmaz şeydir Hasan Can. Ve Yavuz Sultan Selim Mekke'yi ve Medine'yi kurtaran padişahtır. Portekiz tasallutundan Efendimizin Portekiz'e kaçırılmasını engelleyen padişahtır. Evet. Üçüncü köprüye ismi verildiği zaman çok tartışıldı değil mi? Hatırlarsınız. Evet. Bir karikatür dergisi var Türkiye'de. Hala çıkıyor mu bilmiyorum. Muhalefetiyle meşhur. İsmi lazım değil. Muhalefeti edepli yapacaksınız. Şimdi aklıma geliyor, söz sözü açıyor. Edep, yani her konuda iktidarda da edep olacak, muhalefette de edep olacak ki sükunet ve suhuletle konuları tartışabilirsiniz. Bu olmayınca sürekli kavga haline ve sürekli gerginliğe gidiyor iş. Evet. Şimdi mesela muhalefet lideri ne diyor? Birleşmiş Milletler'de Filistin'den Cumhurbaşkanı hiç bahsetmedi. Ya, insaf diyorsunuz. Yani Birleşmiş Milletler'de Amerika'yı tuşa getiren, efendim Amerika'yı 7 oyla baş başa bırakan, diğer bütün devletlerin oyunu alan Filistin hakkında. Evet. Filistinliler Türk bayrakları yürüyorlar. Gazze'ye verdiğimiz emek ortada her daim. Kudüs karşısında direnen tek Müslüman devletiz. Şimdi Amerika'nın başkent büyükelçiliğini oraya taşıma kararına kabul etmesi, evet. Kazık kadar böyle övüne övüne imza attı ya Trump. Ona karşı direnen ve onun bedelini ödeyen, hep beraber ödüyoruz bugün o kur oyunlarına. O yüzden muhatap olduk. Yani itaat etmiyorsunuz. O zaman ben de doları silah olarak kullanırım şeyi. Bizim başımıza %70 Filistin üzerinden geliyor. Öbür Suriye, Irak meseleleri de var. Ve Yavuz Sultan Selim'in adı 3. köprüye verildiğinde Alevi kıyımıyla anılan Yavuz Sultan Selim diye başlayan bir kapak yaptı. Ve kapak şu sevgili dostlar. Adını göstermeyeyim. Spekülatif amaçlar falan diye yalan yanlış şeyler yapıyorlar. Bir takım provokasyonlar olabilir. Şimdi bu gördüğünüz Yavuz Sultan Selim. Miş. Bir de küpe de takmışlar. Kılıcından kan damlıyor. Tabii bu renksiz çıkış. Ve diyor ki güya Yavuz Sultan Selim. Bir renkli printer alalım biz böyle daha. Yok vardı da onu şeyin değiştirmekten de gına geldi. O renkli çok çabuk bitiyor ya. Ben fazla çıktı alıyorum. Şimdi tövbeler tövbesi diyerek okuyorum. Ulan tam benim adıma yaraşır bir köprü olacak bu üçüncü köprü. Zulüm yani. Evet. Onu ima zalim ediyor. Zalim Alevi padişah. Alevi katliamı yaptı. Bunu falan da Tayyip Bey demeye çalışıyor. Atıfta bulunuyor. Alevi katliamı yaptı vesaire. Şimdi kardeşim demin söylediğime bir daha geleyim. Elin adamlarına, komutanlarına, yani Müslümanlara kan kusturan insanlara Büyük İskender diyorsunuz. Arslan yürekli Richard diyorsunuz. Güzel Philip diyorsunuz. Korkusuz Jean diyorsunuz. Bizimkilere sıra gelince zalim, ayyaş, deli, deli hatta deli. Yani el insaf. Hangi millet kendi ecdadına böyle bakar Allah'ınızı severseniz ya?
Yani bir karışıklık mı var, bir şey mi var? İkinci Bayezid gibi bir padişaha bile pısırık şeyi takıldı. İkinci Bayezid onu duyduğu zaman gemi gönderiyor, asker gönderiyor yani, ve onlar direniyorlar. Onun kadar bu memlekete hizmet etmiş, vakıfları kurmuş, İstanbul'u imar etmiş, Anadolu'yu ayağa kaldırmış. Deprem olduğu zaman 40 kuyu açmışlar. Değil mi yani? Üzerine falan. Maalesef 2. Bayezid'e de çok haksızlık yapılıyor burada. Büyük haksızlık yapılıyor. Onun evet, hakkını, maalesef. Hakkını teslim bir sefer... Ona da haksızlık yapılıyor. Panelde, aslında Timur'a da ucun ucun haksızlık yapıyoruz. Onun da iyi tarafları vardır. Yıldırım Bayezid'e, şimdi bir de Yıldırım Bayezid'e hakaret eden bir sözde profesör. Yıldırım Bayezid'e hakaret ediyor. Fatih enayi dedi değil mi? Diyor. Yıldırım Bayezid'e. Ona enayi diyor. Şimdi koruma kanunu çıkarsak hak değil mi? Fatih'e Hristiyan diyor. Kimsine yok, koruma kanunu çıkarmıyor. Bütün koruma kanunlarını kaldıralım. Ya kaldıralım ya ona da kaldıralım. Çıkaralım. Eşitlensin. Milletin yedine vicdanına havale edelim hepsini. Millet ama baksın, bir tanesini görsün, değerlendirsin. Olmayınca haksızlık yani. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i seven milyonlar var bugün. Şeyi var ya, torunları var. Torunları da var ayrıca, evet, evet. Millette akın akın işte türbesini ziyaret ediyor. Bilmem ne. Ha, bu resim. Evet, şimdi ekranda görüyorsunuz sevgili dostlar. Evet, bu. Tabii reklamında. Ben adını vermedim ama derginin. Kronik Çapulcunuz diye orada yazıyor zaten ismin hemen altında. İşte ulan tam benim adıma yaraşır bir köprü olacak bu 3. köprü. Kan damlıyor. Kan damlıyor. Değil mi? Yani o, evet. Özellikle bunu şey yapmışlar. Şimdi bu Alevi katliamıyla ilgili de... Neden diyor biliyor musunuz? Yapımı için 650 bin ağaç kesildi 3. köprü için diyor. Bu bir katliamdır. Yavuz Sultan Selim'e orada atıfta bulunuyor. Adıma layık. Buyurun. Biz Yavuz'u nasıl görüyor, nasıl anlamlandırıyoruz? O 40 bin Türkmen kesti falan hikayesiyle masaldır. Sözün tam manasıyla. Bir tek kaynakta var. İdrisi Bitlisi'nin Selimnamesinde. Onun dışında ben görmedim. Mustafa Bey var mı bilmiyorum. Sen gördüysen. Hayır, yok ama benim gördüğüm Alevi, daha doğrusu Safevi kaynaklarında şimdi mesela işin bu kısmı hiç konuşulmuyor. Türkmen katliamını Safeviler yapmış. Esas onlar yaptı. Esas Türkmen katliamını 40 bin Tebriz'de katliamı Safeviler yaptı. Fakat bu hiçbir şekilde gündeme getirilmiyor. Bunun Safevi kaynaklarından faydalanarak ben eserimde, Yavuz Sultan Selim Han eserimde dile getirdim. Şah İsmail'in torunlarını, Şah İsmail belki değil fakat özellikle bir ikinci Şah İsmail var. Evet. Yani Şah İsmail 2. Bu ikinci Şah İsmail üzerinde kimse durmuyor. Torunu değil mi birinci? Evet, torunu. Bu ikinci Şah İsmail Sünniliğe meyyal bir adam. Tam tersine yani birinci Şah İsmail'den farklı. Bakın burada da ilk defa bunu dile getiriyorum. Sünniliğe meyyal ve bu Türkmenlerin ve bu Alevi, yani Kızılbaş Aleviliği dediğimiz Aleviliğin aleyhinde olan birisi. Ve zamanla öyle bir şey yapıyor ki bu, Arap topraklarından Şii alimler, Caferi alimler getirerek ve onun da torunları, çocukları Abbas'a kadar, birinci Abbas'a kadar Caferiliği başlatıyor. Caferiliği başlatıyorlar ve bu kitle, yani Safevi devletini kuran Türkmen kitlesi buna isyan ediyor. Girmek istemiyor. Caferiliğe girmek istemiyor. Ve İran şahları kıtır 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 on binlerce Alevi'yi kesmiştir. Bir tane dile getiren var mı? Yok. Şimdi, niye getirmiyorsunuz? Şimdi öyle değil. Burada olan bilgi bir tane kaynakta geçiyor. Ama bir tarafta onlarca Safevi kaynağında bunların nasıl kıtır kıtır kesildiği yazıyor. Ama Safeviler kestiği için oraya laf yok. Ben, kendi kaynaklarında yazıyor. Kendi kaynaklarında. Şimdi de öyle. PKK katlediyor. Türk ordusu katletti. Ha. Ondan sonra ya bir batında bilmiyorum kaç yüz kişi, evet, ölüyor. Evet, geçen ben de şey yaptım. En fazla Kürtler zarar görüyor ki PKK'dan. Ama Avrupa'daki yansımalarına bir bakın. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtleri katlediyor diyor. PKK, evet, falan yok orada. Şimdi bilinmeyen, tabii Safevi tarihi de fazla bilinmediği için Türkiye'de, ben bir orijinal kaynağa
indim Farsça bir kaynağa. Orada ne yazıyordu biliyor musunuz? Şah İsmail'in sarayında çig yiyenler diye bir ekip vardı. Çig yiyenler. Aynen ifade bu Türkçe. Çig yiyenler. Sonra bunu araştırdım. Bu çig yiyenler neymiş? Bir odada dururmuş bunlar. Bunlar yamyam. İnsan eti yiyen şeyler. Şah İsmail çok kızdığı... Çig o çiğ demek ki. Çiğ. Çiğ. Evet. Çok kızdığı ve öfkelendiği birisi olursa bu çiğ yiyenlerin, yamyamların içine atıyor. Adamlar onu aç bırakıldığı için de oturup yiyorlar. Şimdi bunları söylemiyoruz, bunları dile getirmiyoruz. Niye? Çünkü şey olmasın ama karşı tarafında böyle... aslı astarı olmayan şeyleri ikide bir ısıtıp ısıtıp karşımıza getirmeleri de bizi üzüyor. Bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Biz tarihin menfi tarafları kalsın diyoruz ama bu Şah İsmail ve Safevi tarihi üzerine çok ciddi çalışmalar yapan tarihçilerimiz de var. Onları da bir gün inşallah buraya getiririz, konuşuruz bunları ama Yavuz Sultan Selim'e böylesine kaba bir şekilde hakaret edilmesi, Yıldırım Bayezid'e kalkıp enayi denilmesi, Fatih Sultan Mehmet'e haşa huzurdan salak denilmesi, Kanuni'ye bilmem şehvetperest zampara denilmesi. Zampara denilmesi. Bunlar bizi yaralıyor. Biz de tepkimizi belli edelim. Biz tepkimizi koyalım. Onlar nasıl yapıyorsa biz de gerekli yerlere bunları ulaştıralım ve kamuoyu oluşturmak aslında bir İnisiyatif kullanalım. Tarihi seyre baktığınız zaman Kanuni ile Yavuz Sultan Selim'in sanki tek padişah olması gerektiğini düşünüyor. İnsan evvela doğuyu hallediyor. Müslümanları tek bayrak altına alıyor. Ondan sonra batıya yönelecekken vefat ediyor. Ve Kanuni tahta geçiyor. Onun yarım bıraktığı, ömrü yetmediği için evet. Batıya. Şimdi Yavuz Sultan Selim 8 sene daha yaşasaydı, benim okumalarımdan edindiğim kanaat, 8 yıllık bir hükümdarlığı var. 8 senede 80 senelik iş etmiş idi diye. Aşık Paşazade'nin miydi o? Yok. Onun değil galiba ya. Neyse baksın, bakın bulun. Her zaman hafıza. Kemal Paşazade çok güzel şeyler yapmış. Kemal Paşazade'nin, evet. O şey. Şeyhülislam Kemal Paşazade. Evet. Şimdi 8 sene daha o tahta kalaydı, Yavuz'un 46 sene, Kanuni'nin 46 senelik fethini gerçekleştirebilir, devleti daha sağlam bir hale getirebilirdi diye düşünüyorsunuz yaptıklarını. Nasıl bir hız insanın aklı almıyor. Yani Cengiz Han'ın geçemediği Sina Çölü'nü arızasız geçeceksiniz. Hesaba bakar mısınız? Hangi ayda burada yağmurla yağar diye etüt edilmiş, o ayı seçiyor. Yani Osmanlı bir matematik devletidir. Evet. Bir fen devletidir. Böyle sadece kılıçla gitti, aldı, geldi falan diye bir şey olmaz. Öyle bir başarı olmaz. Sadece kılıcın keskinliği zaferi getirmez kardeşim. Bir evet. Neredeyse 100 bin, 150 bin kişilik bazen orduda 150 bin tane at var. Bu atın ne yiyecek bu at? Ne yiyecek, ne içecek? Dünya kadar su içerler. Bir de bunlar bir defa değil, günlerce yiyecekler. Günlerce gidecek. 3 ay yol. Tonlarca su. 2 ay yol. Saman, su vesaire yani. Onlar nereden ediliyor? Biz şimdi içecek su diyoruz. Bir sürü nehir çöre geçerken. Peki bu hayvanlar ne içecek? Yani çölde hiç su yok. İnsanın içeceğini düşünüyoruz. Halbuki bir de hayvanlar develer. Bir sürü hayvan. Hayvanlar gidiyor. Onlar harıl harıl su içmesi lazım. Ya bunları global olarak düşündüğünüz zaman, hepsini birlikte Osmanlı devlet yapısını düşündüğün zaman insanın hafsalası duruyor. Yani korkunç bir planlama görüyorsunuz. Demek ki o planlamayı yapacak zekada ve bilgi seviyesinde insanlar vardır. Demek ki Osmanlı eğitim sistemi adam yetiştiriyor. Evet. Kesinlikle. Buna bakacaksınız o zaman, biz eğitim sistemiyle belki ikide bir oynamak yerine bizim işte Sinan'ı falan yetiştiren sisteme de bir dönüp bakın bir zahmet. Enderun'a. Enderun'a bakın ona. Ne oluyor bakalım. Şimdi belki hepsi aynı seviyede değil elbette her, ama içerisinden öyle adamlar bulup çıkarıyor ki o eğitim sistemine giren kadrodan, yahut da oraya öyle devşiriyor.
Bunların her biri bir deha. Şirme uzmanları var. Şimdi Amerika. Deha oluyor. Yani gözüne bakar bakmaz adamın anlıyor. Yani bunda bir iş var. Amerika'nın insan avcıları var ya, bizim önemli üniversitelerde çadır kuruyorlar ve oradaki şeylerle, öğretmenlerle filan, öğretim üyeleriyle, sosyal psikologlarla. Evet, çok iyi işbirliği yaparak talebelerin ruhuna nüfuz ediyorlar. Green Card falan filan dümeniyle Amerika'ya, Osmanlı Devleti ilk başlatan devlettir bu işi. Yani o devşirmeciler sıradan insanlar değildi. Aralarında psikologlar var. Bugünkü anlamda değil ama gözüne bakınca insanı tanıyan insanlar var. Kimini Enderun'a alıyor, kimini askeriyeye alıyor. Orada çırak usta ilişkisi içinde herkesi bunlar herkesi aynı kişiyor. İşte istihdam etmiyor. Farklı şeyler açıyor ona. Kabiliyete göre. Şimdi tevafuken bizim elimize Sedefkar Mehmet Ağa'nın, Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'nın Enderun'a nasıl girdiğini anlattığı bir metin geçti. Hmm. Orhan Şahik Gökyay vaktiyle bunu yayınlamış. Şimdi çok ilginç. Diyor ki gittik diyor. Kendisi marangozlukla falan uğraşırmış o zaman. Sınava sokmuşlar. Yani sınav deyince şimdi bizimkiler hemen ekran başındakiler test sınavı, işte ÖSYM sınavı, ALES sınavı gibi bir şey zannediyorsunuz. Halbuki öyle bir şey değil. Önlerine bir tahta parçası koyuyorlar. Bir tane de keser veriyorlar. Buyurun çalışın. Sınavınız bu. Şimdi bakıyorsun önünde bir tahta parçası, bir de elinde keser. Ne yapacağım ben? Şimdi senin o tahtaya bakışın, o keseri kullanma tekniğin, ne yaptığın, onu soruyor sana. Onu görmeye çalışıyor. Şimdi tabii hepsi sanatkar insanlar. Kimisi alıyor ondan güzel bir silindir yapıyor. Kimi işte bilmem kimi başka bir şey yapıyor. Herkes kendisine göre parçalara kimi bölüyor. Gemi yapıyor. Parçalara bölüyor, kafes yapıyor. Herkes bir şey yapıyor. Fakat Sedefkar Mehmet Ağa şunu düşünüyor. Ya bunlar bizden bu kadar basit bir şey istediklerine göre, söylediklerine göre bu zannedildiği kadar basit bir şey olmamalı bu imtihan. Bunlar bizden farklı bir şey istiyor. O da zeka. Bunun üzerine diyor, oturmuş, o elindeki tahta parçasının üzerinde bir nokta tespit etmiş. Bir saat boyunca sadece o noktaya vurmuş. Tak, tak, tak. Bir saat gelmiş bakmışlar. Ne yaptın sen? Yani bu noktayı tespit ettim ve onu derinleştirdim. Niçin? Çünkü bizim burada elbette bu işleri yapabileceğimizi, marangoz olduğumuza göre yapabiliyorsunuz ama bir hedefimin olduğu ve belli bir noktayı, kendime hedef seçtiğimi bilmenizi istiyorum. Bunun için yaptım diyor. Hadi evladım sen okula. Bakın sınav bu. 100 aldı. Şimdi o aynı noktaya vuran adam Sultanahmet'te işte o aynı noktaya nasıl vurdu? Tevhidin bir 12'den derler. Şeyini yaptı. Evet. Yani ve Ayasofya'nın karşısında yapıyorsun bunu. 900 senedir aşılamayan bir eserin karşısında kalkıyorsun, diyorsun ki o Ayasofya ise bu da İslam'ın Ayasofya'sı. Şimdi bu şeyde, cesareti verebiliyor insanlara. Roma Üniversitesi'nde bir Türkiyat profesörü vardı, Anna Mazala. Türkiye'de bayağı da evet evet bir dönem oyuncu. 70'lerde evet, falan evet, meşhurdu. Evet, geliyordu. Gezdirirdik falan camileri. Bir gün Ayasofya ile Sultanahmet'in ortasında durdu. Arkası Ayasofya'ya dönük, önü Sultanahmet'e. Ne yapıyorsunuz dedik. Dedi ki arkamda köhne Bizans, önümde Türkiye'nin geleceği. Hadi bu da ne manaya gelir, siz düşünün. Harika ya. Yani, buyurun düşünün işte. Sultanahmet için Türkiye'nin geleceği mi diyor? Geleceği, Türkiye'nin geçmişi değil. Türkiye'nin geleceği. Ve hala Türkiye o caminin üzerine cami konduramadı. Evet, kesinlikle. İşte gerçek... Bunu yaptığımız zaman belki biz toparlanmaya başlayacağız. Yani gerçi Çamlıca Camii'nde bir Sultanahmet'in küçük bir örneğini yaptık ama ne yazık ki betonla bunu yapmayı tercih ettik. Ya da köhne Bizans'ı yıkıp Ayasofya'yı evet, dirilttiğimiz zaman belki, bilemeyiz. Evet. Neyse şimdi konumuz Kudüs. Çok güzel bir şey olmuş. Geri dönüşler var. Efendim bize ulaşabilirsiniz. Akitte sorun hashtag ile reklam.
şey yapıyoruz. Ama diğer ekranın altında gözüken Facebook ve Twitter hesabından da ulaşabilirsiniz ama Yavuz Selim diyor, herhalde kendi evladı Ahmet Demir. Yavuz Bahadıroğlu ve Mustafa Armağan hocalarından büyük dedesi Yavuz Sultan Selim öğreniyor diyor. Çocuğun ismi Yavuz Selim. bizden de selamlar. Selam. Çeri diye bir arkadaş Kudüs nasıl kaybedildi diye sormuş. Onu isterseniz birazdan konuşalım. Üçüncü arada. Evet. Muhammed Göktepe Yahudilerin yok olma tarihi ne zaman demiş. Muhammed, bu tabii geleceğe matuf bir şey. Biz burada geçmişi genelde konuşuyoruz. Onu tabii burada cevaplandıramayız. Önder de diyor ki stüdyoya nuraniler inmiş sanki. O stüdyonun yeniliğindendir. Yoksa saçlarımızın bizden beyazlığından. Bizden değil yani. Ama bunlar tabii. Bir de Mehmet Yılmaz şey demiş. İstanbul'u İngiliz işgalinden kim kurtardı? Bunu cevaplandıralım mı? Birazdan. Olur, biraz cevaplandırırız da biraz ama ilerleyelim. Hep saadet dışı sorular var. Herkes kendi kafasında müşkili neyse onu soruyor. Evet. Burada normal. Bir de Kahraman Gündüz, Almanya yenildiği için biz de yenik sayıldık cümlesiyle bir Kudüs yalanı sayılabilir mi? Evet, o da öyle. Bizim ders kitapları öyle yazıyordu valla. Biz de yenik sayıldık. Tuncay Gür, hayırlı olsun abi. İzleyeceğim inşallah. İzliyor herhalde. Efendim. Muhalif şeyler de var tabiatıyla. Olacak. Siz bildiklerinizle devam edin. En azından Avrupa'nın zilzurna cahilliği yaşadığı dönemde inşa edilen Endülüs dönemine bir bakın. Olur mu? Zahmet olacak ama en azından bu dönemi inceleyin de ezbere saldırmayın İslam ve Müslümanlara. Bunu bize saldıran birisine söylüyor herhalde Zafer Pol. Evet, o mention yapmış. Mention. Ben onlardan anlamıyorum ya. Ne mention ne? Mention zikir. Yani sizin diyelim ki altınıza yorum yazılıyor ya. Ha. O mention işte. Anladım. O yoruma da yorumlar yazılıyor. O işte şey, yani biz ona aslında hemen kolayından mention diyoruz da. Zikretme, evet. Tezekkür falan demek lazım. Ama maalesef dilde kalmadığı için bu sefaret artık aldı. Evet, bir ara verelim. Biz ondan ama sonra ama şu Siyonizm konusuna girelim bu bölümde. Çünkü konu? Siyonizm ve Kudüs'ün tamam, işgali. Şeyden, onu konuşmadan bugün ayrılmayalım. 1917'yi konuşacağız efendim. Reklama girelim, döneceğiz. Sevgili dostlar, biz döndük efendim, Kudüs'ü konuşuyoruz. Yavuz Sultan Selim'e kadar geldik ama Yavuz Sultan Selim'i bir başka münasebetle, teferruatıyla konuşuyoruz. Bir rüya ile Mısır seferi Humayun'a çıktı. Portekizler Mekke Medine'ye kadar yürümeyi murad etmişlerdi ve onları engelledi, Mısır'ı fethetti. Hadimül Haremeyn Eşşerefeyn diye hutbe okuttu. 1517'den tam 1 Ocak 1517'de Kudüs'ten ayrıldı Yavuz Sultan Selim düzenini kurduktan sonra. 1917'ye kadar kesintisiz 400 sene kurtla kuzuyu yürüttük o bölgede. Büyük bir maharetle, büyük bir bilgelikle yönettik bölgeyi. Ondan sonra Dessas İngilizler bir proje yapmışlardı. Daha Birinci Dünya Savaşı sürecinde 1906'da Sykes-Picot olarak tarihe geçen oraların tamamını İngiliz işgali altına alıp sömürmeyi esas alan ve müthiş para saçtılar. Yahudileri çağırdılar. Kendi üstlerinde yerler verdiler. Efendim Arapların, bazı Arapların çok az, 1/2 falan oranında satmasını temin ettiler. Yahudilere satmasını. Padişah yasakladı, bu defa İngilizler satın almaya başladılar. Bin türlü dümen. Ekipler gönderdiler, orada çalışma yaptılar. Broşürler bastırdılar.
tüm Avrupa Yahudilerine dağıttırdılar. Oraya gidin, orası mümbittir. Toprak, bedava toprak verilecek, bedava ev verilecek, bedava ev, bedava toprak dediği, tabii Filistin ahalisinin toprağı ve yeriydi temelde. Osmanlı fethi altındaydı, hakimiyeti altındaydı. Ve sonuçta Birinci Dünya Savaşı sürecinde Sykes-Picot derken Balfour Deklarasyonu, yani orada bir Yahudilerin devlet kurmasını İngiliz hükümeti hararetle destekliyor tarzında İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir belge ve en nihayetinde Siyonist toplantıları, kongreleri, Theodor Herzl'in başkanlığında. Theodor Herzl'in, yani o zamanki Siyonist lider, Sultan Abdülhamid'den İstanbul'a gelip toprak istemesi, Sultan Abdülhamid'in bunu reddetmesi, evet, hatta Haim Naum aracılığıyla bunu yapıyor ya, Selanik mebusu vesaire. Yani her işte bu insanlar vardır, olduğunu görüyorsunuz. Ve Sultan Abdülhamid hakkında ondan sonra müthiş bir aşağılama kampanyası. Sultan Abdülhamid muarizlerini Avrupa'ya davet edip birinci hamur, o dönemde lüks dergileri çıkarmalarını sağlaması, o dergilerin Osmanlı gümrüklerinden İngiliz diplomatları ve Avrupalı diplomatlar sayesinde rahatlıkla geçirilmesi, içeride de dağıtılması, müthiş bir muhalefet. Hiç beklenmedik şekilde İttihat Terakki'nin böyle fotoğraf gibi büyümesi, genişlemesi, asker sivil aydınların hücum etmesi vesaire vesaire. Nami Kemal'den Ziya Paşa'ya kadar bir sürü bilinen ismin oraya girmesi ve farkında olmadan Siyonizmin oyununa gelmeleri neticesinde Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'nda bir arkadaşın dediği gibi yenik sayıldık. Evet. Zaten o Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki kısmı ayrı biraz konuşalım. Doğru değil mi bunun ya? He? Ya Çanakkale zaferini kazandık. Devasa bir zaferdir. 250 bin şehit. Kutül Emare'de 13 bin İngiliz askeri, 7 general, bilmem 400 civarında subay esir aldı Halil Paşa. Yenildik. Ama sanki yalnız olsaydık daha iyi savaşacaktık, daha iyi sonuç alacaktık gibi işte alemi. Vallahi işte bu yenme yenilme bizim tarihlerimizde nasıl anlatılıyor onu şey yaparız, konuşuruz. Yani şimdi birinci İnönü Muharebesi nedir? Zafer diyorlar değil mi? Birinci İnönü Muharebesi, ikinci İnönü Muharebesi. Allenby İngiliz albay, o zaman albay şey, sonra Mareşal. Kare Mareşal, o zaman Mareşal değil. Mareşal. Feld Mareşal. Kara Mareşal. Sahra Mareşal'ı. Şeyi, Kudüs'e girerken, bu Kudüs surlarının önünde. Önünde. Şimdi 1917'ye gelmeden önce Sultan Abdülhamid'in bir tavrını şey yapalım, bunlar kalsın. Bir Sultan Abdülhamid ve Theodor Herzl'in, yani şu sakallının bir resmini yansıtalım bari. Şunu söyleyeyim. Sultan Abdülhamid'e bu 200 milyon sterlin dış borcunu ödeme karşılığında bir Filistin'den toprak vaadi almak için çok uğraştılar. Fakat Sultan Abdülhamid'in verdiği cevap şudur. Bunu da bir takım işgüzarlar, yok efendim böyle bir cevabı yoktur, bunun belgesi yoktur diye bir zamanlar konuştular. Şimdi o bir zamanlar Sultan Abdülhamid Yahudilere toprak pazarlığı yaptı, toprak satmaya çalışıyordu diyenler Abdülhamidçi kesildi. Bize Abdülhamid'i anlatmaya çalışıyordu. Biz o zaman Yavuz Beylerle benim gibi birkaç kişi Sultan Abdülhamid'i bu millete anlatmaya çalışırken bize Abdülhamid pazarlamacısı diyorlardı. Şimdi pazarlamacı oldu hepsi. Bütün ihalelerde, bütün şeylerde, toplantılarda onları başta görüyoruz. Kıskanıyor muyuz? Hayır. Ama bu Sultan Abdülhamid'in gündeme gelmesine emek verenlerin emeklerini zayi etmemesi lazım. Hem devletimizin hem milletimizin. Millet hiçbir zaman zayi etmiyor ama bu emekler hakkında konuşulması, ekranınızda Theodor Herzl görünüyor. Hakkında konuşulmasının cesaret istediği bir zamanda çıktık.
Ve Sultan Abdülhamit mutlak bir şekilde haklıdır. Hiçbir şekilde Kızıl Sultan değildir. Hiçbir şekilde bu memleketi geriye götürmemiştir. Tam aksine kurtlarla dans etmiştir diye kitaplar yazdık. Fakat şimdi birileri bir yerlerde o zaman aleyhinde konuşanlar şimdi ihtida ettiler. Neyse. Hakikat niyan olmasın bize yeter ya. Yeter. Şimdi Theodor Herzl'in böyle bir şey söylemediği iddia edildi. Theodor Herzl, Sultan Abdülhamid'in böyle bir cevap vermediği iddia edildi. Bakın kaynağım neresi? Kaynak, Theodor Herzl'in kendi hatıratı efendim. Bu aslı 10 cilt halinde İsrail'de Herz Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunan bu hatıratın Türkçe'ye kısmi tercümeleri yapıldı. Bu tercümelerden bir tanesi de şöyle geçiyor. Sultan Abdülhamit kendisine toprak satmak için başvurmuş olan Theodor Herzl'e nasıl cevap veriyor? Ben bir karış dahi olsa toprak vermem, toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime emanettir. Milletin bu vatanı kanlarıyla sulamışlardır. O, yani vatan, bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın efradı birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdi. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardı. Bakın niye Filistin, niye Suriye dediğimiz zaman işte efendim ne alakası var orayla, biz oraya, ama onlar da senin Çanakkale'nde savaşmışlardı, senin Plevne'nde savaşmışlardı, Sarıkamış'ta savaşmışlardı. Sarıkamış'ta bir Arap birliğinin olduğunu bilmiyorsan bu senin sorunun, cahilliğin. Abdülhamit Han da bunu söylüyor. Türk İmparatorluğu bana ait değildir, Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Museviler milyonlarını saklasınlar. Benim imparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i karşılıksız bile ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir, bölünebilir. Ben canlı bir vücut üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade edemem. Bu karşılığında bütün dış borçlarının ödenmesi vaat edilen bir toprak parçası için Sultan Abdülhamid'in verdiği cevap. Böylece padişahlar Türklükten bahsetmiyorlar diyenlere de kapak oldu. Yani nasıl bir cevap ve bu şeyde tekrar söylüyorum. Şahane cevap. Theodor Herzl'in hatıratında geçiyor efendim. Theodor Herzl'in hatıratında geçiyor. Bizzat böyle, birinci ağız. Birinci ağız, yani söylendiği adamdan naklediyor. Bundan daha kesin delil ne olabilir? Dolayısıyla Sultan Abdülhamit burada kesin tavrını koydu. Daha sonra Theodor Herzl bu sefer ikinci bir atak yaptı ve dedi ki ya bu biraz yanlış anlaşıldı galiba. Biz tam öyle demek istememiştik. Kazan kazan siz dediniz ya. Yani biz gelelim yatırım yapalım. Yahudi bankerler Türkiye'de yatırım yapsın. Osmanlı'yı kalkındıralım, biz de kalkınalım ama bize Filistin'de bir toprak. Abdülhamit Han dedi ki, bir stratejisi var adamın. Bana bunun projesini bir getir bakalım dedi. Nedir, kim veriyor, kim paraları veriyor, verecek? Toprak pazarlığı yaptı dedikleri bu. Bu. Bunun üzerine gitti Rothschild'lerden, şundan bundan, dün gece televizyonda Rothschild'lerle ilgili bir gerçek de açıklandı Payitaht dizisinde. Ve orada bu zenginlerden, Yahudi zenginlerden Osmanlı'ya nasıl para aktarılacağı meselesi. Ekranlarınızda üzerinde şeyi görüyorsunuz. Sultan II. Abdülhamid'den toprak isteyen Yahudi liderle vermeyen II. Abdülhamid. Abdülhamid. Bakın nasıl oynadı Yahudilerle. Dedi ki bir getirin bakalım. Onlar dediler ki Rothschild'ler bize şey versin, padişah bir berat versin. O arada zaman kazanıyor, toparlamaya çalışıyor. Evet, berat versin. Padişah dedi ki berat vermem ne oluyor? Siz önce bir şey yapın. Projeyi. Bana ne yapacağınızı, fizibilitesini çıkartın, projeyi getirin bir göreyim. Şimdi bu gidiş gelişler esnasında Theodor Herzl'in dikkatini hatırlatında olan şey, bir şey dikkatini çekiyor. Theodor Herzl görüştüm diyor değil mi kitabında? Evet, bir kere görüştü. Sadece bir kere. Onda da çok ilginç. O da tartışılıyor da onun için. Abdülhamit Han kendisine bir kravat iğnesi, bir iğne hediye etti.
altın bir iğne. O nezaketen. Nezaketen. Şimdi Theodor Herz buna sevindi. Yanında beraber girdiği, içeriye huzura beraber girdiği Moshe Levi var. İstanbul haham başısı. Moshe Levi'ye dedi ki, padişah benden hoşlandı galiba dedi. Bu bak bana altın iğne hediye etti. Ama iğne. Moshe Levi dedi ki, fazla sevinme. Bu sen bu padişahı tanımıyorsun. Hı. Niye sana iğne hediye etti de başka bir şey hediye etmedi? Ne demek bu dedi. Dedi ki, senin fikirlerinden hoşlanmıyorum. Sen tehlikeli bir adamsın. Tekin bir adam değilsin anlamına gelir. Bakın haham başı bunu biliyor. Haham iyi tanıyor. Padişah öyle kolay kolay kimseye bu, anlamsız hediye vermez. Bu sen tekin bir adam değilsin demektir. Yok yok falan dedi ama sonunda Abdülhamid'in oyunu ortaya çıktı. Meğer bu geliş gidişler arasında yeni bir borç yapılandırması için bir Fransız konsorsiyumuyla görüşmeler yapılıyor. Ve Fransız konsorsiyumuna deniliyor ki bak Yahudiler bize borç verecekler, yatırım yapacaklar. Faizleri düşürün, vadeyi uzatın, şöyle yapın, böyle yapın. Bu borç yapılandırması için görüşmeler devam ediyor. En son Theodor Herz'e diyorlar ki hadi sana güle güle, bizim seninle işimiz bitti. Biz bu borcu Fransızlarla pazarlık yaparken seni koz olarak kullandık, seni piyon olarak kullandık. Bu da açıkça yüzüne söylenince... Al sana diplomasi. İşte Theodor Herz diyor ki bu işi ben İngilizlerle halledeceğim. İngilizlerle çözeceğim bu işi. Başka türlü bu iş artık olmuyor. Şimdi Sultan Abdülhamid'in bu tavrını pazarlıkla yok vatanını satmak istedi, toprak satmak istedi alakası yok. Adam bir oyun oynuyor. Ve bu büyük satranç oyunu, oynuyor. Karşı taraf nasıl oynuyorsa o da kendi oyununu muazzam bir şekilde oynadı. Ve Filistin'e Yahudi göçünü elinden geldiği kadar engelledi. Hatta ne yaptı? Bu çoğu şey bilmez bunu. İnsan bilmez bunu. Filistin'i doğrudan doğruya Yıldız Sarayı'ndan yönetti. Yani Şam eyaletine bağlı olması lazım. Şam eyaleti tarafından yönetilmesi lazım. Hayır, Filistin'i idaresini doğrudan Yıldız Sarayı'na aldı. Oraya tayin edilecek en küçük müdür ve memur dahi Abdülhamid'in onayından geçtikten sonra gönderildi. Baktı ki orada iş başka türlü şey yapıyor ve rüşvet alan paşaları tespit etti. Onları yakalattı. Yahudilerden para sızdıranlar bilmem. Hatta orada bir Yahudi bankası kuruyor şeyler, yerel Yahudiler. Bizim mutasarrıf da Kudüs valisi de paraya sıkışıyor. Gidiyor Yahudi bankasından kredi alıyor. Para alıyor. Abdülhamid Han bunu duyunca sen nasıl olur da gidip bir Yahudi bankasından para alırsın benim iznim olmadan diye adamı tuttuğu gibi göreden alıyor. Vali mali dinlemiyor. Şimdi bu derece hassasiyet göstermiş Sultan Abdülhamid. Fakat ondan sonra ne oldu? 1908'de iktidar el değiştirince Abdülhamid'in koyduğu bütün pasaport yasakları. Kırmızı pasaport getirdi. 3 ay için girebilecekti Yahudiler içeriye. 3 ay sonra çıkmak mecburiyetindeydi. Yoksa yakalandığı yerde derdest edilip gönderilecekti. Bütün bunları toprak satma bilmem ne engelleyen düzenlemelerin hepsini iddiatçılar kaldırdı. Kaldırınca 4 sene içinde oraya gidebildiği kadar Yahudi Avrupa'dan gitti ve bir anda nüfus... Sultan Abdülhamid'in özel mülklerini depeşkeş çektiler. Sonra onu da kanunla şey yaptı. Dolayısıyla Sultan Abdülhamid'in hakkı ödenmez bugün. En küçük Filistinli'ye bile sorsanız Abdülhamid kimdir bilir, sana söyler. Ve evet. Halit Meşal'in evinde, Halit Meşal'in babasının evinde bizim Adem Özköse anlatıyor. Şimdi rahmetli olmuş. Bir Osmanlı arması. Yani Filistinliler, hani bugün Osmanlı'ya en yakın halk kimdir diye sorsanız ben kesinlikle Filistinliler. Sadece o Türklere de öyle. Derim evet. Türk bayraklarıyla gösteriyor. Tabii yapıyorlar. Şu anda bir tesadüf sadece değil. Sadece o değil. Lübnan'ın bir Dürzi lideri var. Müslüman değil. Velid Canbolat. Evet. Velid Canbolat. Velid. Birkaç sene önce Osmanlı'yı özlüyoruz diye gazetelere manşet oldu. Evet. Gazeteci soruyor. Niye? Dürzi kendisi evet. Niye? Dürzi evet. Niye özlüyorsunuz? İşte bunları anlattı. Biz
hilafet yok olduktan beri sahipsiz kaldık. Daha doğrusu Sultan Abdülhamid gittiğinden beri biz sahipsiz. Şimdi Cumhuriyet rejimi maalesef Arap aleyhtarlığı hesabına o Mekke Şerifi'nin oyunları sebebiyle haklı tarafları var mıydı? Vardı. Ama o bölgesel bir şeydi. Ayaklanma, evet. İngilizlerle işbirliği, adamı Arabistan İmparatorluğu vaat etmişlerdi. Kıbrıs'ta tecrid içinde öldü. Yani hak ettiğini buldu da. Evet. Sonra o bölgeyi bölüştürdüler kağıt üzerinde cetvellerle. O bir de şey var orada ya, Churchill burnu. Churchill hiccup diyorlar. Churchill. Anlatalım Churchill onu. Churchill burnu. Bir anlat anlat. Bu Ürdün'le Suudi Arabistan'ın sınırı. Şu çizili, çizili yer mi? Sevgili evet. Dostlar. Ha, ben bir göstereyim. Şimdi dümdüz geliyor. Şurası Churchill burnu. Evet. Suudi toprağına doğru değil mi? Anlat anlat. O bir dakika bakayım tam orada mı o? British Mandauk Polis'ti. Tam burada değil. O biraz daha şu sınır üzerinde ama bu kadar büyük değil orası. Daha dar bir yer. Şurada şöyle bir çıkıntı var. Küçük bir çıkıntı var. Neyse. Bunu. Belki arkadaşlar bulabilir. Churchill'in hıçkırığı diye yazarlarsa Google'a onun resimleri çıkıyor. Bunu hatta bir ara Cumhurbaşkanımız da gündeme getirdi. Churchill iyi bir akşam yemeği yemiş. Tabii akşam yemeğinde iyi de bir içki içmiş. Bir pazar günü. Ondan fazla sonra, kaçırmış ha, domuzu da. O kafayı da bulmuş. Bu sefer haritaları nasıl çizileceği konuşuluyor. İşte tutmuş böyle orası nasıl olacak, burası nasıl olacak. Haritacılar efendim şu dağın bu tarafından geçilsek bilmem şöyle yapsak, böyle yapsak. Bir sürü bir şeyler anlatmış. Bu da demiş ki ya verin demiş. Bu kadar niye uzatıyorsun? Çöl ya, verin şu kalemi. Ondan sonra orada almış şöyle çiziyor sınırı. Ve gerçekten Orta Doğu sınırları bu kadar dümdüz, keyfi bir şekilde işte çizilmiştir. Hocam o ya. Ya alttakidir ya üstteki. Yok daha küçük ayrıntı ya, bir. Mafra, ayağa şey kalkıp var. Anlatabilirsin hocam. Evet. İstiyorsan. Şu burun belki de var alttaki ama Churchill'in hıçkırığı başka bir şey. Yani bu hıçkırığı. Bu kadar büyük değil o. Neyse bunu getirin ben çizeyim diyor. Çiziyor ve o arada bir hıçkırık tutunca eli böyle bir gidip geliyor. Bir anda savruluyor. Savruluyor. Neyse diyor bu da böyle kalsın artık. Ve ondan sonra da kimse bir daha itiraz edemiyor ona. Churchill'in hıçkırığı. Şimdi dolayısıyla bu Orta Doğu sınırları tamamen... Ben de öyle biliyorum. İngiliz ya. Yeni üst dünya taraf. Düzeni. Hocam. İngiliz yeni dünya düzeni o tabii böyle oluşturuldu. Bir hikayedir de o girintiyi öyle izah ediyorlar böyle. İçeriye giriyor ya Suudi Arabistan Irak'a doğru gidiyor. Onu izah ona diyorlar. Evet. Şey Churchill'in içkili. Gördüğüm biraz daha küçüktü o. Neyse. Neyse. Şimdi, ya böyle bir şey var. Yani zaman zaman bizim temsil yani bu sınırlarımız aslında. Cetvelle çizilmedi falan diyoruzdur ya. Evet. O işte tamam evet. Evet, evet. Bu da biraz daha büyük. Doğru benim haritam. Evet. Şimdi evet. Bu Orta Doğu sınırları bugün tamamen suni bir şekilde sınırlar İngiliz dayı yeğen arasında bölüştürdüler Osmanlı ve nerede yağmaladılar. Nifak çıkartabileceklerse sınırları ona göre yaptılar. Ona göre yaptılar. O şey de öyle değil mi? Hindistan Pakistan arasında Keşmir. Keşmir'i nasıl bir sorun Bak, haline Keşmir getirdiler? Keşmir meselesini derse. Biz bilmiyoruz. Sadece Keşmir mi? Yani eski ata topraklarımızı bilmiyoruz. Doğu Türkistan. Yani içim yandı bir fotoğraf gösterdiler. Kur'an-ı Kerimler atılmış böyle yerlere. Çin hükümeti Uygur izin vermiyor. Uygurlara, evet. Yani. Uygur Türklerine. Yani orada öyle. İşte İsa Yusuf Hakkettin rahmetli sağken gündemimize geliyordu. Bugün orası da sahipsiz kaldı ve Gökbayrak efendim. Gökbayrak vardır ya. Mavi üzerine hilal ve yıldız. Bizim kırmızı bayrağın mavisi. Hı-hı. Açık mavisi. O da bizim. Oradan beri geldiler. Buraya yerleştiler. Falan.
ve gündemimize getiriyordu. Gazetecileri topluyordu, ayda bir bilgi veriyordu. Ne olur İsa Yusuf Alptekin. İsa Yusuf Alptekin. Kendisi oralıydı, Doğu oralıydı. Hindistanlı. Tabii şimdi de var dernekleri ama böyle bir faaliyet yok. Halbuki şimdi daha mümbit ve daha müsait. Çin ilişkileri, Türkiye diplomatik noktaya getirseler filan. Biraz Çin'le ilişkilerimizin seyri onu belirleyecek benim anladığım kadarıyla. Şu anda Çin'e çok fazla sert çıkmak istenmiyor. Ya sert çıkmazsanız da diplomasi zaten böyle zamanlar için vardır. Evet. Yani biraz daha özgürleşmelerini sağlarsınız. İnsanlar sorgusuz sualsiz asılıp ki oruç tutmak yasak, iş verimi düşüyor. Ve şimdi ateizm kampları açmışlar. Bunların inançlarını ortadan kaldırmak için o kamplarda zorunlu eğitimle şey yapıyorlar. Yani bunları Çinler yapar. Yani ben ya dünyada zulüm var. Gözümle görmüş değilim ama yani Çin mantığına bakılırsa bu nedir yani? Bunlar 30 milyon bir şey, bu Çin denizi içerisinde bir damla gibi. Normalde 30 milyon ciddi bir rakam. 30 milyon ciddi bir rakam tabii. Ciddi bir rakam ama işte Çin öyle bakmıyor. Bunlar şeyi, homojenizasyonu bozuyor. Çin öyle bir gün Lüksemburg bize nota verdi demişler Mao zamanı. Lüksemburg mu nerede o demiş. İşte Avrupa'da küçük, kaç milyon demiş. 700-800 bin o zaman öyle. Hangi otelde kalıyorlar? Nota versen olur, vermesen olur ya. O hesap. Çin öyle, evet. Neyse, Çin meselesi ayrı. 1517'ye gelelim. Şimdi bu Yavuz Sultan 1917. 1917 evet. 1917 tabii Osmanlı kıyametinin koptuğu tarih. Tarih. 1917'ye kadar Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda Galicia cephesinde başarı kazanmış. Hala imparatorluk. Hala imparatorluk ve hala bir ucu Basra Körfezi'nde. Yani ne kadar 1917'nin içerisinde artık oraya 1916'da çıkmalar başlamışsa resmen bizim elimizde. Yemen bizim elimizde. İşte 12 ada hala kağıt üzerinde bizim elimizde. Şimdi böyle bir kağıt üzerinde şeyde, deme ya, hukuken. Hukuken, evet. Uluslararası hukuka göre. Hukuken, yani işgal edilmiş vaziyette. Kıbrıs öyle. Mısır da öyle, Kıbrıs da öyle. Yani bunlar Musul bizde, Kerkük meşru bizde, Trakya bizde. Değil. Şimdi böyle bir dönemde 2 Kasım 1917. Batum bizde. Evet. Şimdi sevgili seyircilerimizden bu 2 Kasım 1917'yi hafızalarında tutmalarını istirham ediyorum. Bu arada sorularınız geliyor, ona da bir zaman ayırmamız icap ediyor. Seyircilerimizin soruları var. 2 Kasım 1917'de ne oldu? İki şey oldu. Birincisi, Balfour Deklarasyonu yayınlandı o gün. İngiltere Dışişleri Bakanı Baron Rothschild'e Yahudilerin bir yurt sahibi olmaları gerektiği teminatını verdi ve dedi ki Yahudilerin bir yurt sahibi olmalarını biz destekliyoruz, bunun arkasındayız. Bir Jewish home, Yahudi yurdu kurulmalıdır, bunu da biz destekliyoruz. 2 Kasım 1917'de bunu söylediği tarihte henüz daha Filistin bizim elimizde, Kudüs bizim elimizde, Nablus bizim elimizde, Gazze bizim elimizde, Batı Şeriası bilmem nesi hala bizim elimizde. Peki bu İngilizler hangi yetkiye dayanarak Yahudilere bu Osmanlı topraklarını vaat ettiler? Oranın sahibi değiller. Daha ele geçirmemişler. Ele geçirmedikleri topraklar için vaatte bulunuyorlar. Niçin? Çünkü İngiltere paraya sıkışmış. Yahudi bankerler para musluğunu açarlarsa savaşı devam ettirebilecek. Yoksa vaziyet kötü. İngiltere yenilme tehlikesiyle karşı karşıya. 1917'den bahsediyoruz. 1917'nin Kasım'ından bahsediyoruz. İngiltere'nin savaşı kazanacağı belli değil. Batı evet. Cephesinde de, Doğu cephesinde de evet. Bu Lord Balfour'un imzasıyla yayınladığı 2 Kasım 1917. Dear Lord Rothschild diye imzaladığı 2 Kasım 1917 tarihli mektup. İşte şu 300 kelimelik yaklaşık olarak mektup. Bakın bugün Filistinli kardeşlerimizin dökülen kanlarının başlangıcı bu mektuptur.
2 Kasım 1917. Fakat 2 Kasım 1917'de bizim kuvvetlerimiz İngilizlerle bir savaş halinde Kudüs'ün bir güneyinde. Tabii, son 2 dakika ama. Ya biraz uzatın ya. Çok... Oo, program var bizden sonra. O zaman şöyle çok hızlı özetleyeyim. Hızlı. 2 Kasım 1917'de İsmet İnönü'nün başında bulunduğu 3. kolordu yenildi ve bu 3. kolordunun yenildiği yerden Birseba'dan giren İngilizler Kudüs'ü bir ay içinde düşürdü. Bizim kuvvetlerimizi paramparça etti. Ben burada bu bağlantıya dikkat çekmek istiyorum. Lord Rothschild yazılan mektup, Balfour Deklarasyonu 2 Kasım, İnönü'nün beceriksizlik sonucu burayı savunamadığı bizzat kendi komutanı Kress von Kressenstein tarafından dile getirilmiştir. Ve mahkemeye verilmek, yüce divana verilmekle tehdit edilmiştir. Bu iki olayın, İnönü'nün yenilmesi ve Yahudilere yurt vaat edilmesi olayının ben araştırılmasını istiyorum. Tarihçiler bunun üzerine düşünsünler. Nasıl oldu da aynı güne denk geldi ve Kudüs'ün düşmesini başlatan yenilgi nasıl oldu da Yahudilere yurt teklif edildiği güne denk geldi? Bunun altında ne var, hangi sebepler var, bunları araştırmak ve en azından sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Mustafa Bey. Evet. Hüda İnabit, Musul ve Kerkük'ü soruyor. Suzan Alevcap, Can ekran başına çağırıyor milleti. Ahmet Demir, bahsetmiştiniz. Çocuğu bizi izliyor, fotoğraflı. Efendim, Önder. Teşekkür ediyoruz, övgüsü var. Kahraman Gündüz sorusunu cevapladık. Tuncay Gür, Zafer Pol, efendim ve antiformasyon şey Hakan yazmış. Hakan Duman. Sanırsın ülkeyi kurtaracaklar, bitsin şu spor programları diye bir mesaj yazmış. Efendim, spor programından başka şey de var bugün. Ses, o şey seçiyorlar. Şarkıcı seçiyorlar. Seçtikleri şimdiye kadar başı göğe erdi de. İntihar etti çoğu yani. İntihar ediyorlar. Yani yapmayın, etmeyin diyoruz ama dinleyen, anlayan yok. Efendim. Evet, böyle sorular da yağmur gibi geliyor. Sende var mı birkaç mesela tane? Mesela Ali Ayhan Yılmaz yazmış. Hocalarım, Churchill'in hıçkırığı Libya Mısır arası değil mi? Affınıza sığınarak demiş. Olabilir. O değil. O bu Suudi Arabistan Ürdün sınırındaki bir şey. Hüseyin Sak, Arap Krallığı için İngilizlerle işbirliği yapan bu aile Osmanlı ile sorunları neydi de bir gayrimüslim ülkeyle işbirliği yaptı. Bunu ilgili konuşuruz ama İngilizce ifalatını hesaba katmak lazım. Vaat edilen şey Arabistan nasıl? İmparatorluğu. Şimdi bunlara Yahudi yurdu vaat ediyor. Onlara Arap Krallığı vaat ediyor. Kürtlere sana bir Kürt devleti aynı kuracağız aynı diyor. Ermenilere Ermeni devleti. Kürdistan dedikleri yerle Ermenistan birbirinin üstüne biniyor. Aynı yerler. Aynı oyunlar tekrarlanıyor. Evet, bugün de... Fakat Türkiye tabii tarihi okuyorsa bu oyunlara gelmeyecek inşallah. Efendim, bugün de bize ayrılan süreyi tamamladık. Sürçülisan etmişizdir. Olabilir. Ne yapalım? Etmiş olduk. Mustafa Bey, sana evet. Teşekkür. Kendime teşekkür. Ben teşekkür kendime ediyorum size de. Bugün... Efendim, arkadaşlar size yoruldunuz. Sağ olun, hakkınızı helal edin. Efendim, hayırlı akşamlar hepinize. Haftaya buluşmak dileğiyle inşallah. Allah'a emanetsiniz.